Merhaba değerli arkadaşlar. JavaScript'te fonksiyon konusuna geldik artık. Fonksiyonlar çok önemli bir konu. Hemen kodlamaya başlayalım. Burada app.js dosyamı çağırdım. App.js dosyama geliyorum. Önce sayfayı çalıştıralım. Sayfamız açıldı burada. App.js dosyama geldikten sonra fonksiyon nasıl oluşuyor? Öncelikle onu bir bakalım. Function anahtar kelimesini kullanacağız. Function. Daha sonrasında fonksiyonumuzun adını yazacağız. Biz mesela ekrana uyarı verdirtelim. Onun için fonksiyonumuzun adı uyarı olsun. Parantezleri açıp kapatıyoruz. Daha sonrasında süslü parantezleri açıp kapatıyoruz. Artık bu fonksiyonun kodlarını bu süslü parantezlerin içerisine yazacağız. Ve fonksiyonumuz burada kalacak. Bu fonksiyonu aynı değişkenlerin mantığı gibi istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Bir kez oluşturacağız. Bu işlemi istediğimiz her yerde kullanabileceğiz. Şimdi uyarı dedik, alert verdirtelim. İlk fonksiyonum demek istiyorum. Şu şekilde. Sayfayı yenileyelim. Hiçbir değişiklik olmadı. Nedeni? Bu fonksiyonu oluşturduk fakat çağırmadık. Bu fonksiyonu bir de çağıracağız. Fonksiyonumuzun adı ne? Uyarı. Parantezlerin başlığını kapattım ve artık bu fonksiyonu çağırdım. Şimdi sayfayı yeniledim mi? Bakın alertum ne aldım ilk fonksiyonum adında. Bu mantığı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi çağırdık fakat bu parantezleri neden biz oluşturduk? Çünkü bu parantezleri oluşturmamızın sebebi burada fonksiyon girişi ve çıkışı alıyoruz arkadaşlar. Ne demek? Ben buraya gelip sayılar ya da metinler yazdığım zaman bunlarla bu fonksiyonun işlem yapacak, geriye değer döndürecek ya da sadece işlemi gerçekleştirecek. Şimdi yavaş yavaş onları da anlayacağız. Parametresiz olarak oluşturduk. Bir de parametreli olarak oluşturalım. Bunun için ben toplam mantığını kullanmak istiyorum. Ya da üst almak mantığını kullanalım. Bunun için parametre olarak iki adet sayı gerekiyor ona. Birincisi sayı 1 olsun. İkincisi sayı 2. Buradaki parametre isimleri size kalmış. Şimdi ben bir adet değişken oluşturacağım. Sonuç adında. Ve bu sonuca sayı 1'in sayı 2 üstünü almak istiyorum. Şu şekilde 2 yıldız kullandığımda üst oluyordu. Sayı 2 dediğimde bunu da artık mesela alert verdirmek istiyorum. Sonucu alert verdirtelim. Artık ben fonksiyonun parametreli olarak çağırdığım zaman ekrana bunun birinci sayının ikincisinin üstünü yazdıracağım. Yani üst alma diyelim. 2'nin küpünü yazdıracağız. Kaç olarak gelmesi lazım? 8 olarak gelmesi lazım bize, değil mi? Hemen ekranımızı açtık ve sayfayı yeniledik. Alert sonuç. Sayı 1, sayı 2. Burada hata yapmışız. Sayı 1 yazmamışız. Direkt sayı yazmışız. Sayfayı yenilediğimde bakın bana 8 diye bir alert geldi. Çok güzel. Parametreli olarak da öğrendik. Bir de ben şurada hiç sayı girmeseydim ne olurdu? Burada parametre almaya çalışıyorum. Buradaki parametrelerle işlem yapıyorum. Fakat bu fonksiyonu çağırırken içerisine ben herhangi bir parametre girmiyorum arkadaşlar. Sayfayı yeniledik. Bakın none dedi. Bu hatayı almamak için kullanıcı eğer değer girmez ise siz buraya girdiğiniz değerleri artık fonksiyon kullanabilir. Yani kullanıcı değer girerse girdiği değerleri kullanacak. Yok girmez ise buradaki varsayılan değerleri kullanacak arkadaşlar. Sayfayı yeniledim. Bakın 1 dedi. Tamam, çok güzel. Default parametreyi de işledik. Biz burada direkt işlem yaptırıyoruz. İşlem yaptırmak yerine bu fonksiyonda biz değer döndürebiliriz. O değeri de başka yerlerde kullanabiliriz. Mesela return diyorum. Return anahtar kelimesini kullanıyoruz. Burada sonuç değişkenini ben döndürmek istiyorum. Artık bu fonksiyon değeri şu sonuç. Artık bir işlem yapmıyor. Sadece aslında işlem yapıyor. Fakat ekranda bir görüntüsü çıkmayacak. Ben ne kadar parametre girsem de bakın herhangi bir işlem gözükmüyor ekranda. Bunu ben değişken olarak mesela üst sonuç değişkeni oluşturup bu değeri artık buna atayabilirim. Üst sonuç değişkenin değerine 8 değil mi? Artık bunu ben alert yapabilirim ya da herhangi bir şekilde ekrana yazdırabilirim. Mesela document write diyelim.
üst sonucu yazdıralım artık ekranımıza. Bakın 8 olarak buraya geldiğini görebiliyoruz. Çok güzel. Bu return'ü de öğrendik. Artık fonksiyon kullanılabiliyoruz, oluşturabiliyoruz. Parametreli ya da parametresiz çağırabiliyoruz. Ben size bunun mantığını daha iyi anlamanız için bir uygulama yapacağım. Bu uygulamayı da öğrenmediğimiz kodlar olabilir. İleride yavaş yavaş sonraki derslerde, derslerin bitimine yakında olabilir. Siz de böyle uygulamalar yapabilecek seviyeye geleceğinizi umuyorum. Sayı 1 dedim, bir adet input oluşturdum. İkinci bir input oluşturup bunun da ID'sine sayı 2 dedim. Aralarına artı koydum. Eşittir dedim. Bir tane daha input dedim ve bunun da ID'sine sonuç dedim. İki tane bir etiketi attım. Bir tane buton oluşturdum. Ve bu butonu hesapla demek istiyorum. Ve bu butonun onClick event'ını kullanacağım. Yani bu butona tıklandığımda bir fonksiyonum çalışacak benim. Bu fonksiyonum da toplama olacak. Adı toplama. Şimdi 3 adet parametre alsın istiyorum. Birincisi birinci ID alsın. İkincisi ikinci ID alsın. Üçüncüsü de neyi alsın? Sonuç input'unu alsın. Ki ona da ulaşabilelim. Öncelikle alert dediğimiz zaman hatta variable input 1 diyelim. Sayı 1 diyelim daha doğrusu. Document get element by id ile id 1'e yani gelen birinci parametredeki elementime ulaştım. Sayı 2 de birden ikinci parametremin id'si. Burada sonuç kutusu diyelim. Sonuç kutusu diyelim. Tabi bu elementlere ulaştık sadece. Bunların değerlerine ulaşacağız. Onun için value diyorum. Burada direkt bu element kalsın bu şekilde. Buna da sonuç diyelim. Burada bir değişken oluşturalım. Toplam sonucu diyelim. Bunu sayı 1 artı sayı 2 yapalım. Ama input'tan alacağı değerler string olarak aldığı için benim bunları parse int fonksiyonu ile integer'a çevirmem gerekiyor. Şimdi buna bir alert verdirtelim. Sayı 1'i bir yazdıralım ekrana. Hatta virgül sayı 2 diyelim. Ben şu aralarına şey koyalım. Boşluk koyalım ki gözüksün. Artı boşluk artı üçüncü kutuya gerek yok. Yani şu anda gerek yok. Sadece bu ilk iki kutuyu bir bakalım. Toplama fonksiyonunu çalıştıracağım için event'in içerisinde toplama yazdım. Şu sayı 1, sayı 2 ve sonuç ID'lerini göndereceğim parametre olarak. Sayı 1, sayı 2 ve de sayı değil sonuç. Şimdi bir bakalım. Hesapla dediğimde 3 ve 2'yi bana yazdırması gerekiyor. Yazdırdı, alabildim burada. Tamam, çok güzel. Şimdi burada ne yapacağım? Toplam sonuç değerini artık sonuç kutunun içine yazdırmam gerekiyor. Sonuç kutunun value'su şu olsun demek istiyorum. Sonuç toplam sonuç olsun istiyorum. Bu şekilde yazdırıp alert'ü de sildiğim zaman artık her butona tıkladığımda bunun kutunun içindeki sayıları bana hesaplatacak. Bakın 10 dedim. 18 deseydim gelip 20 diyecekti. Yani fonksiyonu bir kere oluşturduk ve direkt şu HTML'in içinde kullanabildik arkadaşlar. Ne kadar kullanışlı bir şey olduğunu gördünüz. Diğer derste görüşmek üzere. İyi kodlamalar.